Merhaba. Bir saniye. Fatma. Gel buraya bir. Gel buradan bak bana. Beni görüyor musun tam olarak? Gözüküyor mu? Tamam. Böyle olmadığı için yeniden başlamamız lazım. Neyse tamam dursun. Bir kaç. Merhaba. Şimdilik Ankastre DNA analizi, testi videomuzu izleyenler için burada birkaç şey daha söylemem gerekiyor. Ankastre DNA testinden memnun muyum? Bunun iki çeşit cevabı var. Yani iki değişik cevabı var aslında. Ailesi nereden geldiğini veya soyu sülalesi hiçbir şeysini bilmeyen, dedesinden başka isim bilmeyen insanlar için olumlu bir şey. Niye? Çünkü 1825'e kadar ne geri gidiyor? Ha, olumsuz olmayan ne diye derseniz yani ikinci cevaba geleyim. Yani ilk cevap olarak iyi ama ikinci cevaba gelirsek aslında benim için hiçbir anlam ifade etmedi. Ya yani tabii etti az buçuk biz bazı şeyleri görmüş olduk ama aslında bildiğimiz şeyleri gördük. Ha, tam olarak detaylı görmüş olduk bazı şeyleri. Ha, nasıl? Şöyle ki biz zaten 1700'lerde falan Konya Gölge tafasından okey o videoda, o uzun videoda anlatmıştım. Bunları bölüm bölümde paylaşacağım ama bir tane bölümünde de zaten yine soy ağacımız bölümünde yine anlatacağım bunları. Zaten biz Konya Gölge tafasından Trabzon'a doğru Karadeniz'e doğru gittiğimizi söylemiştim. Ve orada Fiser Ali var. Fiser Ali'nin eşi hamile olduğu için Akçabat'a yerleşiliyor. Ve neyse 1785 senesinde gelip şimdi orada çünkü ispat var. Kanıtlı. Osmanlı'dan beraat alınarak yani izin alınarak Akçabat'ta orada orta mahalle olması lazım. Fısıra yani dün ışıklar olan Fısıra'da cuma namazı kıldırılıyor. Hatta Fısır Ali yapıyor bunu galiba. Yani biz bunu biliyoruz. 1785'ten bahsediyoruz. Yani büyük ihtimal Giresun'dan falan oralara giden Çeplinlerden olması lazım. Ama Akçabat'a yerleşiliyor. Ve biz oradan bir daha 50 sene sonrasını bu Ankastre DNA testinde görmüş olduk. İşte orada gene Karadeniz'de. Hatta Artvin, Trabzon, oralar galiba Samsun, Giresun. Daha çok oralarda vardı. Ortalarda vardı. Hatta Erzurum'da olabilir. Bilmiyorum. O anne tarafından olmuş olması lazım o zaman. Çünkü 1800'lü yıllarda da Erzurum'da olduğu belli anne tarafından. O ortasına doğru vardı. Bilmiyorum Ankara mı artık. Tam hepsinin ne olduğuna bakılması lazım. Ondan sonra İzmir, Balıkesir oralara doğru galiba bir şeyler vardı. Ondan sonra 1825'ten 900'lere kadar, 1950'lere kadar yayılışı gösteriyor. Ha, o yayılışı görmek isteyen için güzel bir şey. Ama ben aslında görmek istediğim o değildi. Benim görmek istediğim neydi? Orta Asya'dan nasıl gelmişiz mesela? Ben onu görmeyi bekliyordum. Bu ama 1825'ten başladığı için otomatik ben Anadolu'daydık zaten. Yani o yüzden iki sonuç çıkıyor. Hiçbir şeysini bilmeyenler için çok güzel bir şey. Ama en az bir 200 senesini bilen varsa da onun için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ya da gel dediğin gibi şey bilmek isteyecek. Tam olarak nerelere gitmişiz? Çünkü bazı şeyler şaşırttı tabii. Mesela Arnavutluk'ta da bayağı gidilmiş bizden. Hatta bir ara Ermenistan'a doğru giden olmuş, Gürcistan'a giden olmuş. Orada Rusya, Türkmenistan, Özbekistan isimleri de yazıyordu. İran, Irak falan ama onlar hiç gözükmüyordu haritada. Oraya gidilmiş mi acaba yoksa oradan mı geçilmiş gelmiş orayı anlamadım. Daha doğrusu oraları bilmiyorum. Belki daha öncesinden izlerdir o olabilir. Çünkü sonuçta bir şekilde Sibirya'dan Orta Asya'dan falan bir gelinmiş olması lazım aslında. Bilmiyorum işte o kadarını bilemiyoruz. Ama bizim düşüncelerimizin örtüşüyor aslında. Dediğim gibi biz 1700'leri falan bildiğimiz için onun devamı olarak örtüşüyor. Hatta işte oradan 1900'lerde İstanbul'a gelindi. İstanbul'da da büyük bir şey var. İşte Arnavutluk bir şey, benim için en azından biraz daha yeni bilgi olmuş oldu. İşte Türkiye'nin içinde de bayağı yere gidilmiş. O da bir yeni bilgi olmuş oldu. Ama gerisini zaten biliyordum. Yani benim beklentim daha derin bir şeydi. Yani DNA dediğim zaman ben bildiğin kökünün yani en geri gitmesini bekliyordum. Yani buna DNA testi denmez aslında. Daha çok son 100-200 yıl ne de şey yapmak olur. Öğrenmek denir ama onu zaten TC yani e-devlet daha doğrusu e-devlet zaten yapıyoruz biz.
Yani Türklerin buna ihtiyacı yok ki. E-Devletinize girdiğiniz zaman zaten en az bir 100-200 sene geri gidiyor. Yani rahatlıkla her ailede. Bütün hepsinin bir de soy ağacı da var bileni. Burada bir de soy ağacı yapmak için para ödemen gerekiyor. Sana güya akrabalarını buluyor. 4. 5. derece ne bileyim ne. Onlar ne kadar doğru bilmiyorum. Belki onlar da DNA kültürü yakın diye. Sonuçta Türk bunlar. O da olabilir. Gerçi akrabı da olabilir. Onu bilemeyeceğim. Onlara o anlamda bakmadım. Çünkü çok yani saçma biraz. Çinli ismi bile var akraba şeyinde yani. Bilmiyorum. Neyse. Çok Türk de var tabii de. Türkçe isim ama Çin ismi bile vardı içinde. Beni şaşırtan bir de bir %1 Almanya oldu. O da herhalde şeye bağlıyorum. Buraya da bayağı geldik sonuçta Almanya, Almanca konuşulan ülkeler şeyine, bölgesine. Belçika, Almanya buralarda var yani. Hollanda akraba var. Bayağı var. Kaldı ki burada da yüksek sayıda Türk olduğu için ister istemez burasına çıkması doğal bence. Ama %99 Anadolu çıkması beni sevindirdi. Zaten bildiğimiz bir şeydi. Çünkü dediğim gibi Alişan Bayram'ın buradan selam olsun. Onun yaptığı araştırmada zaten diyordu. 1800'lerden sonra hep Türkçe isimlerden alınan köylerde yaşanmış. Yani zaten belliydi. Hepsini zaten yazmış adam. Orada araştırmalarını yapmış. Bu da onun onaylayıcı oldu aslında. Yani beklentimi karşılamadı diyebilirim. Ama elindekilerin daha güçlendirici oldu benim görüşüm. Çünkü yani tamamen Anadolu'dayız. O şeyde. %99. Ondan öncesi artık benim görüşüm olması gereken herhalde İran bölgesinden içeri giriş yapmamız lazım. Tabi orada da iki şey yaygın fikir var gene herhalde. Birisi mesela bizim bildiğimiz, biz ne biliyoruz? Türkler Orta Asya'da aslında, Orta Asya'da bilinen aslında Türkistan olan bölgeden, yani Sibirya bölgesi, Doğu Türkistan olduğu yer, Çin içindeki Moğolistan orası, Sibirya bölgesi, şu an Rusya'nın içindeki Türk devletleri, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, tüm yani bu devletlerin Azerbaycan, bunların olduğu yerde, hatta Azerbaycan ismi de geçiyordu orada. Doğru. Bunların olduğu yerden bir şekilde Anadolu'ya gelinmiş diye biliyoruz. Yani oradan Sibirya'dan Çepniler geldiğine göre biz İran üzerinden gelmiş olmamız lazım. Çünkü Çepniler Alevi'ydi o zaman. Giriş yapılıyor Türkiye'ye. Herhalde iki kol ayrılıyor bir zamandan sonra. Ki çoğu köyde, mesela bir gün öğrendim arkadaşımın Kayseri'li köyü Çepni köyü ismi. Çepni. Köyün ismi. Yani Çepniler çoğu yere yayılmış ama iki tane büyük yayılma alanı var. Biri Karadeniz, biri de Balıkesir. Balıkesir'dekiler Alevi inancına sahip hala. Karadeniz'dekiler Sünnileşmiş. Yani biz de Sünnileşmiş olanlardanız. Sünni Hanefi. Ha bir bu bir, böyle bir şey var. Bir de birileri de diyor ki, iddia ediyor ki aslında alakası hiç yok. Biz Türkler aslında zaten Anadolu'dan bir Orta Asya'ya gittik. Orada Moğollarla Moğollarsan akraba aslında Japonlar, Moğollar. Ama yine orada onlarla karışım olmuş Çinlilerle ondan bundan çekik göz oradan geldiğini söyleyenler var. O zaman zaten hep Anadolu'daydık. O zaman belki de biz oralara hiç gitmedik. İşte oralar bilmiyorum. Ama benim eşime mesela Batı Alp'ı küçük, daha biraz daha küçükken dışarıda gören bazı Türk kadınlar şey dermiş, senin eşin Çinli mi? Çünkü Batı Alp'ta da acı çekik gözlük var. Yani dediğim gibi bu iki yaygın fikirden hangisi onu bilemeyeceğim. Şimdi onu tarihçiler bilecek ama öyle veya böyle %100 Türküz. Elhamdülillah. Yani elhamdülillah Müslümanız ve elhamdülillah Türküz. Ha diyelim ki kimisi bunu çok merak ediyor. Başka bir şey çıksaydık ne olacaktı? Benim şimdi öyle bir beklentim yoktu ama tabii. Ama diyelim ki ben İranlı çıktım ya da Ermeni çıktım ya da Yunan çıktım ya da ne bileyim Afrikalı çıktım, İrlandalı çıktım. Yani benim görüşümde hiçbir şey değiştirmezdi. İşte bunu bazı insanlar kavrayamıyor, anlayamıyor. İşte bizim Türk milliyetçi anlayışımızda zaten işte bu var. Biz diyoruz ki Türkçe konuşan herkes Türktür bizim gözümüzde. Kendine Türk diyen, yani ne mutlu Türk'üm diyene, Atatürk'ün çok mükemmel bir söz aslında. Ben Türk'üm diyorsa bir Arnavut benim gözümde benim gibi Türktür. Biz bazı diyorum çünkü çok az sayıda bu var Türkiye'de. Bazıları gibi Karadenizleri Türk'ten saymıyorlar. Laz'dan şey yapıyorlar aslında alakası yok. Bizim orada Laz yok. 100 bin Laz varsa vardır, o da Rize'dedir. Gerisi Çepni'dir, Kıpçak'tır. Küçük bir Turan gibidir yani Karadeniz. Biz hiçbir şekilde faşistlik falan ne bileyim yabancı düşman öyle bir şey mümkünatı yok yani. O yüzden biz diyoruz ki ne olursak olalım, ne çıkarsak da çıkalım. Ben yine aynı görüşümle, aynı şeyine devam ederdim. Ben Türk'üm, ne mutlu Türk'üm diyene derdim.
Yani hiçbir şekilde üzülmezdim aslında, açık konuşayım, ama tabii böyle daha da mutlu oldum, sevindim. Sonuçta bir de ilk videoda bir başlık attım. Meğerse ben insanmışım yani. Öyle veya böyle insanız yani. Bu kadar basit. Yakın zamanda diyeyim ya da uzun vadeli bir zaman, uzun bir süre sonra mesela atıyorum uzaydan başka canlı varlıklarla karşılaşsak, bizi gelip bulsalar da biz onları bulsak ya da James Webb teleskobu bulsa, o zaman öyle bir şey olacak ki biz, onların belki ismi farklı olacak. O zaman biz insan milliyetçiliği yapmaya başlayacağız. Diyeceğiz ki bakın biz insanız, onlar başka bir şey. O zaman bütün insanlar böyle bir kenetlenecek, bir yumruk olacak. Yani o yüzden yani çok da bir fark yok yani. Hepimiz insanız kısacası. Ama biz neden Türklüğümüzden gurur duymamız lazım ya da duyuyoruz? Benim görüşüm. Tarihe baktığımız zaman dönüp de baktık mı Türk milleti hep çok güzel işler yapmış. İslam'dan önce de sonra da. Biz Türkler her zaman tek tanrıya inanmış. Gök tanrıya inanmış. Ve her zaman da aslında Tanrı'nın istediği şekilde yaşamış. Mesela Oğuz Kağan atamız sında Hazreti Zülkarayn olma ihtimali çok yüksek. Mesela o da var. Türklerin peygamberi yok mu diyenlere. Çünkü ona anlatan kısa şeylerle, Kur'an'da anlatılan şeylerle Oğuz Kağan'ın anlatılan destanda aslında her şey birebir örtüşüyor. Bunu da bir zaman ele alabiliriz, araştırma yapıp da. Tabii buna tarihçiler daha iyi değinir. Bunu da geçmek lazım aslında. Aslında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin bile ne? Bunu aslında çoğu insan kabul eder ama çok dile getirmek istemez belki, ama onun bile Türk olduğunu aslında aşağı yukarı biliyoruz. Ama bu da dediğim gibi çok dillendirilmesine gerek değil aslında yani, mecbur değiliz. Onun için çok değinilmiyor ama bunlar da bilinmesi lazım. Ha diyeceksiniz ki ne fark var? İster Türk olsun, ister İranlı olsun, ister Amerikalı olsun dediğiniz gibi, ya da ne bileyim, zaten Amerika'da bir millet yok da atıyorum şimdi, ya da Alman olsun, başka bir şey olsun, Çinli olsun. Aslında bir fark yok. Tek fark, yani Allah kimseyi kimsenin üstün yaratmamıştır ama tek fark bizim için bu atalarımız tarihte ne yapmışlar? Çinlilere de bakıyoruz, Almanlara da bakıyoruz, diğer milletlere de bakıyoruz. Türkler her zaman adaletle hükmetmeye çalışmış, etmiş de. Tabii yanlış zamanda, mesela Osmanlı'nın başı mükemmel, son 300 senesi felaket, Türkmenlere eziyet. Yanlış şeyler, Araplaşma, Arapları içine alma ve Osmanlı'nın zaman yavaş yavaş yıkılması, Osmanlı nasıl, biliyoruz ki şu anda Türkiye'de yapılan bazı hatalar var bu hükümet zamanında. Bunların önden gönderilmesi yüzünden ileride başımız çok ağrıyacak. Aynısı işte Osmanlı'da olduğu zaman. Orada yanlış yapılan yanlışlar hep üst üste binince, mesela hep bu yanlış yapılanlar gelip bizi bulunca Osmanlı'nın yıkılışı gerçekleşti. Allah'tan Atatürk gibi biri geldi de o zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Neyse, oralara değinmeye çok da gerek yok ama en azından demek istediğim şu. Geçmişe baktık mı atalarımız her zaman çok güzel işler yapmış. Hep tamam savaşlar olmuş ama bizim insanımız her zaman savaşsa da mazlumlara, ne bileyim, zavallı insanlara dokunmamışlar. Nasıl Fatih İstanbul'u fethetmiş ama insanlara bir şey yapmamış. Biz savaştık çünkü o zamanları savaş zamanıydı. Sen savaşmasan o seninle savaşıyordu. Sen gitmiyorsan o geliyordu. Mecburdum. O zaman öyleydi. O zamanların siyaseti oydu. Biz de ona uyduk. Ama yine de biz Türk milleti olarak hiç kimseye yanlış bir şey yapmadık. Bakın Osmanlı o kadar zaman dünyayı fethetti. Dünyaya hükmetti. Ama hiçbir şekilde kimseye zorla Türkçe öğretmedi. Ne Yunanlar ne Ermeniler hiçbir dilini unutmadı. Kimse dinini değiştirmek zorunda kalmadı. Türklerin kimseye yaptığı bir soykırım diye bir şey yok. Mesela Ermeni soykırımı büyük bir yalandır. Onlar bizden 1 milyon insan öldürdü. Şehit etti. Bizde de buna karşı bir refleks olarak geri vurduk. Zaten Dünya Savaşı'nı kaybetmiş bir millet. İster istemez duyunca ki yan köyde tüm Türkler katledilmiş. Bu köye gelmeden onlar. Tabii sen silahlanacaksın, silahlısın. Savaşırsın ona karşı. Onlar bizden, biz onlardan öldürdük. Bu kadar basit. Çoğusu da ne yazık ki Kürt kimliği altında devam yaşıyor Türkiye'de. Çünkü Kürtlerin bile büyük bir kısmı ya Türkmendir. Kimdi o? İlyas Salman mıydı? Büyük bir sanatçı yine Türkiye'de. Ne demiş? En son okumuştum. Tüen kendimi 40 yıl mı ne demiş, ya da 40-50 yıl Kürt zannediyordum. Sonradan Türkmen aşiretinden geldiğimi öğrendim demiş. Hangi aşiretten diye. Bir Türkmen neyse fark etmez ama yani Türkmen olduğunu öğrenmiş. Bunun gibi de Ermeni olanlar çok var ki öldürdüğümüz Pekkali teröristlerin çoğu sünnetsizdir. Yani bu konuya da çok fazla girmek istemiyorum. Yani Türkiye'de kimseye soykırım yapılmamıştır.
Ve ondan önce de Türk milleti hiç kimseye böyle bir şey yapmamıştır. Yani her zaman tarihimiz temizdir yani. İslam'dan önce de sonra da hiçbir şekilde kötüden anılan bir şeyimiz yok. Tabii ki dönem dönem kötü şeyler olmuştur. Dediğim gibi Osmanlı'da olduğu gibi bazı dönemler Türkmenler yapan işkenceler, eziyetler gibi. Ama burada bile yine acıyı hep Türkler çekmiştir. Yani Türk milleti kalkıp da hiçbir millete haksızlık yapmaz. Nasıl ki Ermenileri biz çok büyük haklar tanıdık Fatih zamanında. Onları millet sıdıka demiş, en güvenilir milletlerden demiş herhalde, millet demiş. Ve sonra bununla kalkmış bizi arkadan vurmuşlar. O 1900 senesinde yani o yıllarda. Ve onun üstüne de yine bizi arkadan vurup biz onlara soykırım yaptığımız iddiasında bulunuyorlar ki onlar bizi arkadan vurdular. Bizim askerimiz savaşırken onların evde kadınlarına saldırdılar. Sonra başladılar dışarıdan gelen Ermeniler yüzünden bize soykırım yapmaya. Olaylar da en iyi anlatan Profesör Doktor Yusuf Halacıoğlu. Bir ara hatta o Türk Tarih Kurumu Başkanı'yken bu olayı bitirmek üzereydi ki görevden alınmıştı. Yerine Ali Birinci mi? Birinci getirildi hiçbir şey anlamayan. Ve her şey durdurulmuştu o zaman. O zaman ben çok üzülmüştüm buna. Çünkü Yusuf Halacıoğlu biraz daha başta kalıp da destek alabilseydi hükümetten bu konuyu tamamen tarihin şeyine gömecekti. Ermeni soykırım yalanı komple yok olacaktı. Ne yazık ki başaramadık. İşte hep Türk milleti de nasıl ki devlet çok en çok ülke devlet kuran bizsek en çok devlet yıkılan da biz olduk çünkü hep kendimiz yıktık. Çünkü hep kendi kendimize zarar verdik. Hep iç çatışmalar şu anda olduğu gibi. Hep kendi kendimizi yedik bitirdik. Bizim zararımız her zaman kendimize oldu. Ama dünyaya bıraktığımız şeyler hep çok iyi oldu. İşte biz o yüzden bunu gördük mü İslam'a yapılan bizlere hizmete. Şimdi Türkler olmasaydı şu anda bile İslam'ı ne yazık ki Araplar yüzünden terör dini olarak görenler çok dünyada. O zaman İslam'ı herkes lanetlerdi. En azından Türkler sayesinde yine İslam en azından bazı daha iyi gözüküyor. Çünkü İslam'ı gerçek olan İslam'ı ne yazık ki dünyada kimse yaşamıyor artık. Hatta ben ona da inanıyorum. Türk milleti bunu da başaracak. Bu internet çağında sahip kıran oldu. 2 sene önce. 1000 senelik döngüsünü tamamladı. Her 200 senede bir sahip kıran olur. Timur zamanında da oldu. Peygamber Efendimiz zamanında da oldu. Nasıl ki İslam'ın yükselişini bize göstermişti. Şimdi de benim görüşüm yine böyle bir çağda, yani internet çağında Türklerin tekrar bu dünyaya hükmedeceğini ve gerçek İslam'ın dünyaya hükmedeceğini gösteriyor bence bu sahip kıran. Ve bu aslında Türkistan Anadolu kavuşumu olduğuna inanıyorum ben. Bunlar hepsini göreceğiz. Neyse ben şimdi konuyu fazla dağıttım. Kendimden çok başka konulara geldim. Ama demek istediğim şu, ister Mayhöret midir nedir, ister Ankastre, istediği DNA'yı alın. Anladığım kadarıyla bunlar size kısa şeyleri gösteriyor. Çok büyük geçmişe geri gitmiyor. Gerçek bir DNA testi yapmak istiyorsanız demek ki artık kan üzerinden mi yapılıyor bilmiyorum ama doktorda mı yapılır artık başka şekilde yapar ama buna gerek de yok. Aslında gerek yok. Ben bunu niye yaptım? Ben bunu normalde yapmazdım. YouTuberların hepsi yaptığı için, çoğu yaptığı için biz dedik yapalım. Tabii elimizde bizim var 1700'e geri giden bildiğin soy ağacı var yani bayağı büyük. Dediğim gibi Alişan abi sağ olsun. Biz öylesine yaptık yani bizim öyle bir şeye ihtiyacımız yoktu. Ha bir insan şüpheliyse bazı şeylerden tabii ki yapabilir. Ama bunu psikolojisi kaldırabilecekse, bizim psikolojimiz buna dediğim gibi kaldırabilirdi. Bizim için bir şey değişmezdi. Çünkü hepimiz insanız. Yarın bakarsınız dediğim gibi bazı şeyler çok daha değişebilir ama bu kadar herkes insan olmaya da kenetlenebilir. Ama Türklüğü hiçbir zaman elden bırakmayız. Çünkü bizi güçlü kılan her zaman Türk kimliğidir. Bunu unutmayalım. Buradan da birilerine gene biraz mesaj verelim en azından bir. Tabii ki İslam dinimizdir. Bunu hiçbir zaman kimse reddedemez. Tabii İslam Müslüman olmayan Türkler de var. Onlar da bizim Türk kardeşimizdir. Onu da diyorum ben. Ama Müslümansa ki çoğumuz Müslümanız, dinimiz İslam. Yani bunu bulan için de biz seviniriz. Ama bu Türk kimliğimizi silersek veya Türk kimliğinden koparsak, mesela şu anda çok büyük bir Arap göçü olduğu için işimize bazı şeyler kopuyor. Gelenek, kültür, kimliğimizde bazı şeyler kopup böyle devam ederse eğer, çünkü onlar çok daha fazla doğurgan olduğu için 15-20 sene sonra Türklük daha da bozulur. Ve bu sefer bu Türk kimliğini kaybedersek biz her şeyimizi kaybederiz. O yüzden keks. O yüzden Türk kimliğimizi kaybetmemek için bu şeylere dikkat etmemiz lazım. Böyle büyük göçler tarih boyunca her zaman felaketle sonuçlanmış. Bu göçü artık durdurup bu insanları geri göndermemiz lazım. Mutlaka yardım edelim ama kimliğimizi bozdurmayalım kimseye. Yani istiyorsanız bu testi yaptırın ama yaptırmasanız da bir şey kaybetmezsiniz. Beklentimi karşılamadı ama bildiklerimi
bazı artılar ekledi. Onu diyeyim. Burada da kapatayım. Ha, sen de böyle. Görüşürüz. 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 Ne mutlu Türk'üm diyene ve Bozkurt Türk milletinin kültürüdür. Bunu da unutmayalım. Bunun faşistlikle başka bir şeyden hiçbir şekilde alakası yok. Kimse Türk milliyetçiliğini Alman dazlaklığından kıyaslamasın, yanlışlıkla karşılaştırmasın. Çünkü bu en büyük hata olur. Görüşmek üzere.